Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca 2023 TYT Türkçe ve AYT Edebiyat sorularıyla karşı şey pardon soru tahminleriyle karşınızdayım biliyorsunuz her sene soru tahmin videosu çekiyoruz. Geçtiğimiz dönem MSV'de mesela birebir örnekler önceki senelerde TYT ve MSV'de yine birebir örnekler AYT Edebiyat zaten satır satır ne dersek yazar esere kadar e, bu sene de aynısı olacak inşallah e, o zaman Hocam mükemmel bir video hazırladım sizler için. Son anda yayınlamak istedim ki unutmayın hocam. Yarın bütün soruları satır satır daha öncesinden görmenin gururuyla, özgüveniyle sınava gireceksiniz. E o zaman vakit kaybetmek yok. Evet 2023 TYT Türkçe ve AYT Edebiyat soru tahminleri bu video içerisinde yer alacak. Yine satır satır konuşacağız bütün soruları. İçiniz rahat olsun. Yine yarın itibariyle arkadaşlar sınav sonrası hikayelerde birebir soruların geldiğini konuşuyor olacağız inşallah. E o zaman haydi hocam uzatma hiç gerek yok. Yaslandık arkamıza. Aldık çayımızı hocam elimize. Şöyle rahat rahat tane tane bakın sadece sınav sorularını konuşuyoruz. Gelsin hocam. Öncelikle hangi konu var? Evet. tyt Türkçe. Soru tahminleriyle karşınızda olacağım. Satır satır. Önce Türkçeyi bir konuşacağız. Her şeyi bitireceğiz o 40 soruyu. Ama geçmeden. Hemen belirtmek isterim. Bu sene arkadaşlar ortalama 32-33 tane paragraf sorusu. Ha paragraf diyoruz ama içerisine sözcük ve cümleyi de dahil edeceğiz. Anlam bilgisi gibi de düşünebilirsiniz. 33 soru ortalama sizi bekliyor olacak. Ortalaması fazla da tam olarak diyebilirim. 7-8 tane hadi net rakam 7 hocam dil bilgi sorusu sizi bekliyor olacak haberiniz olsun. 33'e 7 yarın karşılaşacağınız oran olacak haberiniz ola. Şimdi öncelikle bunu bir söyleyelim bir hazırlayalım da sizleri sonra soru tahminlerine geçeceğiz. içiniz çok rahat olsun zaten soruları tek tek vereceğiz. E başka bir şey daha arkadaşlar yıllardır anlattığım biliyorsunuz fazlasıyla vurguladığım ilk olarak YouTube'da vurguladığım şey şu arkadaşlar. Seçenekleri birbirine yakın dağıtmayı asla unutmayın. Ortalama 8-9 tane A, B, C, D, E seçeneği olacağını söyledim. 2018 yılında bunu ilk kez söyledim arkadaşlar. Tabii ki çok uç bir şey bu daha önce hiç söylenmemişti. Tabii ki ister istemez kimse ikna olmadı. 8-9 tane A, B, C, D hocam şık sayısını nereden bileceksiniz? Sonra tuttum bütün son 10 yılın cevap anahtarını tek tek sayarak söyledim arkadaşlar sizlere. Orada da gördünüz. Yani kısacası bu bir ölçme değerlendirme kuralıdır arkadaşlar. Bunu mecbur yapacaklar. Yani 40 tane soru var. 5 seçenekten hocam ortalama 8 tane A, B, C, D, B olsun bu. A, B, C, D, E seçeneği olacak. %20 kuralı var. 6 ile 8 şöyle dursun. 10 arasında genellikle seçeneklerin gidip geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani yarınki sınavınızda 3 tane Ceyhan olmayacak. Onu söylemeye çalışıyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Ya da yarınki sınavınızda 14 tane Adana olamaz o ne bileyim 10 20 fazla olur tabii. 15 tane Edirne falan olamaz. Yani siz seçenekleri dağıtırken birbirine yakın dağıtmaya, hiçbir şıkka yığılmamaya lütfen dikkat edin, özen gösterin çok önemli arkadaşlar. Ya baktınız ki Aa, a a a yığıldın gidiyorsun. Orada bir yanlış var artık. Hatta ard arda gitmene de gerek yok. Opte'ye baktın ilk 10 soruda bir 5-6 tane adına yapmışsın. Kesinlikle buralarda yanlışlar var. Onu söyleyeyim. Doğal olarak hiçbir şıkka yığılmayın arkadaşlar. Şöyle bir taktik denenebilir. Bazen AA ya da 3 tane AAA tekrarı olsa da bunlar çok nadir görüntüler. Yani bir sorunun cevabına Ceyhan diyorsanız, bir sonraki sorunun cevabının Ceyhan olma ihtimalinin düşük olduğunu bilin. Tabii ki olabilir Ceyhan tekrar ama düşük olduğunu bilin. Bunu bilirseniz bu bakış açısıyla giderseniz iki şık arasında kaldığınızda bile bir önceki şıkkı işaretlemeyerek bu dediğim aralığı yakalarsınız. Onu söyleyeyim. Videoyu çok uzatmayayım. Soru tahmin videosu dedik. Hatta soru videosu dedik. Gelin satır satır soruları konuşmaya başlayalım. Ama bence her şeyden önemlisi de arkadaşlar bu Seçenekleri lütfen yakın dağıtmaya çalışın. Çoğu zaman eşit dağıtmaya çalışın. 12, 13, 14 tane hiçbir şıkka gitmeyin arkadaşlar. Ama dikkat. E o zaman hadi başlayalım mı? Bakalım neler geliyor. Evet süper. Bakın arkadaşlar. ilk sorumuz karşınızda. İlk sınav sorumuz karşınızda. Yarın birebir göreceksiniz. Sözcükte anlamda 2-3 ortalama soru gelecek. Tabii ki ben bunu genel olarak paragraf olarak söylüyorum. Yani anlam bilgisi demek daha doğru olur. Değil mi? Genel olarak hepsi de anlam bilgisi demek yerinde. Sözcükte anlamda arkadaşlar. Birinci soru tahminim 6 çizilim. Ya da tırnak içindeki söz öbeğinin parçaya kattığı anlam. E hocam bunu zaten biliyoruz değil mi? Zaten altı çizili ya da tırnak içindeki ifade geliyor. Hatta altı çizili ifade yarın yüzde yüz gelecek biliyorsunuz. Tamam da hocam bir farkı olmalı ya bu videonun değil mi? Her sene olduğu gibi sözcükleri veriyorum arkadaşlar. Hadi gelin isterseniz sınavda çıkma ihtimali olan sözcükleri bir görelim. Bir yedi sekiz tanesi zaten kesinlikle rutindir. Bilmeniz gerekendir. Diğerleri de ciddi anlamda tahmin içerir onu söyleyeyim. Mesela imbikten geçirmek. Oba! İmbikten geçirdi. Yani hocam inceledi, süzdü, detaylı bir şekilde üzerinde durdu. Bakın imbikten geçirmek yarın sınav sorusu olarak gelme ihtimali en yüksek olan söz öbeğidir. Unutmayın arkadaşlar ben bu videoyu 10 gün önce atmış olsam inanın unutacaktınız. Çünkü bir sürü video çekiyoruz her gün biliyorsunuz. Doğal olarak şimdi tam zamanı imbikten geçirmek arkadaşlar unutulmasın tekrar tekrar mikrofon sakin. Vallahi mikrofon bile heyecanlı bak mikrofon sakin ol böyle bir geliyor gidiyor kendisine göre. Evet. İmbikten geçirme inceleme tamamdır direngen dirençli demek arkadaşlar oldukça direngen mesela bunu şöyle algılayın arkadaşlar bu kelimeleri tek başına direngen dirençli böyle değil mesela yazar oldukça direngen sözcükler seçmişti bakın inanılmaz değil mi normalde ben burada direngen dirençli dediğim zaman çok rahat anlıyoruz ama direngen sözcükler, direngen bir eser dediği zaman abi ne diyor bu adam diyorsun değil mi? Yani dirençli, ayakta kalan kalıcı eser gibi düşünebilirsiniz. Buradaki ifadelerin tamamını, yakınını lütfen mecazi olarak algılayın olur mu? Hep öyle anlayın arkadaşlar. Devam! Çetrefilli, karışık, oldukça çetrefilli konular. Çetrefilli, karışık, unutma. Devinim, olayların devinim içinde verilmesi, hareket halinde verilmesi. Aman dikkat. Basma kalıp her sene favoridir biliyorsunuz. Bazen gelir, dikkat. Bilineni tekrar etme. Basma kalıp ifadelerle karşımıza çıktı. Yani hepimizin bildiği, sürekli konuştuğumuz, ettiğimiz sözcüklerle karşımıza çıktı gibi bir anlam taşıyacak ama dikkat. Devam, sirayet etmek, yayılmak arkadaşlar. Sirayet, hepimize sirayet etti. Hepimize yayıldı. Hepimizi etkiledi gibi anlamlar taşıyacak. Cebinizde kalsın. Bohem, boş vermiş, dağınık, böyle aman umursamaz değil mi? Aman dikkat, vurdum duymaz bir tarz için bohem ifadesini kullanıyoruz. Aman dikkat cebinizde kalsın lütfen. Devam hocam. Öykünme dedik, taklit dedik. Soruldu. Sorulmaya tekrar tekrar müsait. Çala kalem, üstün körü, inanılmaz iddialı. imbikten geçirme gibi. Çala kalem yazmış. Yani üstün körü böyle çala kalem. Rastgele, hızlı hızlı gibi. Tek düze, monoton. Tek düze bir anlatımı var. Monoton. Yani hocam yav yalın kat olarak da geldi değil mi karşımıza? Yalın kat, yeknesak. Öykünme, inzivaya çekilmek Bunlar son 4-5 yılın birebir sınav Videolarda, soru tahmin videolarında Söylediğimiz kelimelerdi arkadaşlar Bakalım bu sene bunlardan hangisini seçecekler Tekdüze düze, monoton ama dikkat Empoze etmek, dayatmak, bağlam, ortam Gün aşırı, gün aşırı yapardı Gelirdi, iki günde bir anlamına gelecek Lütfen unutma, salt Sadece demek, salt Roman okuru, yani sadece roman okuru Gibi 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 anlamlara gelecek Yatsımak, inkar etmek, kanıksamaksa Kabullenmek, genellikle olumsuz bir şeyi kabullenme durumudur tamam kabullenmenin şeyinde vardır zaten sözlük anlamında da bunu görürsün yani olumsuz bir şey biz onu öyle kabul ettik yani kötü tarafları var ama artık öyle kabullendik gibi bir anlam taşır unutma kanıksamak sorulma ihtimali en yüksek sözcüklerden ama yine de imbik'ten geçirmek sanki bu sene karşımıza gelebilir gibi duruyor. Ama ne olursa olsun arkadaşlar hiç alakası bir sözcük dahi gelse sizden ricam lütfen mecazi yoruma gidin ama önce gerçek anlamına bakın. Zaten taktikleri hemen şimdi söyleyeceğiz. Evet hiç duymadığınız bir söz öbeği geldi diyelim. Biz burada bir 15-20 tane verdik. Onlardan birini sorulma ihtimali çok yüksek her sene olduğu gibi ama diyelim ki sınavda hiç alakası olmayan, hiç duymadığın, senin de benim de onun da kimsenin görmediği bir kelime grubu geldi. Yapacağın şey gayet net. Verilen söz öbeğindeki sözcüklerin önce gerçek anlamlarını düşüneceksin. Hatırlayın mesela şöyle bir deyim. Telefon kulübesinde alay çekmek. Derslerde anlatmıştık. Ya telefon kulübesinde alay çekmek ne demek? Telefon kulübesi dar bir alan. Halay çekmek için meydana ihtiyaç var. Ha sınırlı imkanlarla çok şey yapmak gibi. Önce lütfen kelimelerin gerçek anlamını hatırlayın. Telefon kulübesi ha tamam güzel halay tamam. Yani önce böyle başlar sonra bunu mecazi olarak yorumlarsanız yanlış yapma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Ve şunu unutmayın ÖSYM e daima verdiği söz öbeklerinde mecaz anlamı ister gerçek anlamı istemez. Gerçek anlam kolaydır çünkü. O kursun eve geldi şunu yaptı tamam eve gelmiş bunu yapmış. Bu çok basit. Eve gelirken şunu düşündü ha dur mecazi olarak gibi yani mutlaka mecazi vurgu ister haberiniz olsun. Uzattın hocam daha tek tek bütün soruları konuşacağız. E o zaman haydi sözcükte anlamda arkadaşlar ikinci soru tahminim. İkinci soru tahmini derken arkadaşlar şu tahmin kelimesini çok rahat silebilirsiniz. İkinci soru. Sınavdaki ikinci soru arkadaşlar. Tabii ki cümledeki boşlukları doldurma. Boşluk doldurma sorusu gelmezse orada sınav olmaz hocam. Rahat ol yani mutlaka boşluk doldurma sorusu gelecek. Ama ne olursa olsun arkadaşlar. ikinci boşluk bizim odak noktamız olacak. Bize bir cümle verdi tak 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 boşluk. Tak 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 bir boşluk daha ve A şıkkında iki kelime var, B şıkkında iki kelime var falan böyle gidiyor soru. Sizden ricam metne hızlı bir şekilde göz atın yani seri bir şekilde okuyun. Şu ilk boşluğu genelde denememe taraftar olun arkadaşlar. Çünkü ilk boşluğa bütün sözcükler olacak, mecbur olacak. Belki bir iki eleme yapacaksın sonra Gerisi bekleyecek ama ikinci boşluğa geldiğinde yani asıl denemen kısmı olan şu kısma geldiğinde denemen gereken kısım olan buraya geldiğinde hocam diyeceksin ki ya Bursa'ymış abi Ceyhan'mış Denizliymiş. Ne kadar basit olduğunu göreceksin. Sizden ricam boşluk doldurmalarda 3 boşluk varsa 3. 2 boşluk varsa 2. Kısacası son boşlukları denemeniz, onlara öncelikle bakmanız inanılmaz hızlı çözdürür soruyu. Onu da tekrar tekrar vurgulamak isterim arkadaşlar. Bence çok önemli bir vurguydu. E gelsin hocam 3. soru tahmini ne siliyorum? Tahmini fazladan yazmışız. Valla gaza gelip tahmin yazmışım. 3. soruyu konuşuyoruz. Ayrıç içinde verilen sözcükle uyuşmama arkadaşlar. Şimdi ayrıç içinde verilen sözcükle uyuşmamadan işte genellikle diyor parantez içerisinde çoğunlukla falan gibi. Böyle bir şey verebiliyor. Bazen bu sorunun alternatifi olarak arkadaşlar 3 adet sözcük verip bu yeni nesildir. Bu yeni nesil sorudur. Yani net. Bunu sorma ihtimali de var. Bir sözcük veriyor. iki nokta açıklaması. Bir sözcük daha açıklaması. Bir sözcük daha açıklaması. Bu üç sözcüğün o açıklanan şuradaki verilen anlamlarda kullanılmalı kullanılır kullanılmadığını soruyor size. Yani siz 3 tane sözcüğün karşısındaki anlamlara bakıyorsunuz. O anlamların kullanıldığı tamamının bir olduğu sözcüğü seçeneği arıyorsunuz. Çok önemli bir soru tarzıdır. Burada şunu yapmalısınız. Daha önce konuştuk ama yine de vurgulayalım. Son dakika aklınızda kalsın. Mesela A şıkkına geldim. Burada almak, vermek, gitmek diyor. Almak kelimesi. İşte bir şeyi yerden kaldırmak. A'ya bakıyorsun. İşte şöyle bir not aldı. Yerden kaldırmak değil deyip elemelisin. Yani artık diğer iki sözcüğü denemenin, bakmanın, dur bir de onlara bakayımın bir manası yok arkadaşlar. Türkçede sağlama yapmayınız lütfen. Matematikte saygı duyarım ama Türkçede sağlama yapmaya kalkarsanız yani kontrol edip diğer şıkları da ha tamam Ceyhan'mış falan derseniz inanılmaz zaman kaybı yaşarsınız. Lütfen sağlama yapmayın. Seri bir şekilde ilerleyin bu soru tarzında da. Güzel sözcükte anlam tamam. Boşluk doldurma. Altı çizili ifade ve çok yüksek ihtimal arkadaşlar ayrı içi ya da onun yerine kullanılacak sözcük verip anlamını sorma. Lütfen bir tanesi bile tutmuyorsa hemen eleyin olur mu? Yani bunların verilen sözcüklerden bir tanesi bile aynı anlamda değilse eleyin hemen diğerini uygulayın olur mu? Çok çok önemli. Hadi devam edelim. Evet cümlede anlam. Aman dikkat arkadaşlar. Bakın cümlede anlamda öneri cümlesi, tasarı cümlesi, pişmanlık cümlesi, ayıplanma cümlesi tamamı çöptür hiçbir sene gelmemiştir. Yani ka karşılaştırma cümlesini bilip de sınava girmenin sana zerre kadar faydası yoktur. Yani hiçbir şey bunları bilmene gerek yok. Ha neden sonuç, amaç sonuç gibi kilitler vardır. Bazen anlaman gerekir cümleler arasındaki ilişkiyi. Eyvallah. Ama direkt olarak hangisi öneri cümlesidir falan çok eskilerde kaldı. En azından son 5 yıl referans almalıyız. Son 5 yıldan hangisi bir öneri cümlesi, hangisi bir tasarı falan? Aa ne geliyor hocam? Artık iki ayrı cümle veriyor bize cümleyi veriyor hocam iki tane ve bunların anlamca birleştirilmiş doğru bir şekilde birleştirilmiş hali soruluyor. Bakın burada ölmez mükemmel bir taktiğimiz var bütün taktiklerde olduğu gibi bir numaralı cümleyi kısaca özetliyorsunuz. Kısaca bir sözcükle şudur azim mesela. İki numaralı cümleyi de işte başarı diye özetliyorsunuz. Azim ve başarının bir arada olduğu mutlaka ikisinin de aynı yerde yer aldığı bir cümle arıyorsunuz. Genelde bu sorular şöyle tehlike taşır. Mesela bir numaralı cümlede arkadaşlar ya da numara olmasın nokta olsun diyelim. İlk cümlemizde diyelim. Azimi anlattı sana. Azimle ilgili bilgi verdi ya. Hemen A seçeneğinde azimle başlangıç yapıyor. Sen diyorsun ki tamam. Ya tamam da ikinci cümle yok. Yani mutlaka iki cümlenin de olmasını bekleyin arkadaşlar. Tamam çok çok önemli vurgular bunlar. Lütfen cebinizde kalsın hayati vurgular. E o zaman şimdi dört tane yaklaşık soru var sözcük cümle toplamında. O soruları da verdik arkadaşlar. Birebir karışık yarın göreceksiniz inşallah bakalım. Eh bakın böyle bir alternatif var bunu da söylemeden geçemeyiz. Cümlede anlam sorusu zor gelecekse yani dehşet bir soru falan bilen bekliyorsak yine yeni nesil sorulardan bir ya da iki numaralı cümle ilgili hangisi söylenebilir sorusuna hazır olun. Ha burada mesela artık bunu çizebiliriz. İki tane cümle veriyor ve diyor ki iki numaralı cümle ilgili hangisi söylenebilir? Ya da bir numaralı cümleyle ilgili hangisi söylenemez gibi. Bakın bu sorularda inanılmaz bir eğilim var. Sonuçta bunun bir 10 yıllık geçmişi yok. 2 yıldır falan soruyor. 1-2 yıldır soruyorlar bu soruyu. Ama yine de mükemmel bir eğilim var arkadaşlar. Hemen size onu aktarayım. Genellikle bir cümle, bu birinci ya da ikinci fark etmez. Bir diğer cümleyi çürütüyor. Bazen çürütür. Yani tam tersi bir şeyi söyler. Bazen destekler. Evet ben onu destekliyorum işte örneği der. Bazen de nedenini açıklar. Şuraya şuraya gittiler. İkinci cümle. Şu olduğundan gibi artık. O cümlede bayağı bildiğin ilk cümlenin sonucunu nedenini açıklayabilir. Hazır olmakta fayda var. Bakın sadece soru tarzını söylemekle kalmıyorum. Şu taktiği de söylüyorum. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Şu an açık kapı yok. Yarın sınava girdiğiniz zaman orijinal bir soru görme ihtimalinizi elinizden alıyoruz arkadaşlar. Öyle bir lüksünüz yok. Yani girdik. Hocam vallahi bu soruyu hiç konuşmadık. Mümkün değil bu. imkansız. İçiniz çok rahat olsun. Sözcük cümle paragraf. Birazdan dil bilgisine doğru gidiyoruz. Ne varsa sonrasında edebiyat. Videonun sonunda edebiyat da var. Satır satır bütün soruları konuşacağız. Yarın tanıdık gelmeme ihtimali yok arkadaşlar bunların. İçiniz rahat olsun. E o zaman haydi devam edelim hocam. Bir diğer soru tahmini videomuz sayfamız. Hocam paragraf soru tahminleri geliyor. Biliyorsunuz ikinci parçaya geçiş %100 arkadaşlar %100 gelmeme ihtimali yok birden 6'ya kadar numaralı cümle verecek birden 6'ya aman dikkat bir seçeneklerde yer almayacak biliyorsunuz o olamaz zaten onunla başlıyor 2 3 4 5 6'yı göreceksin seçeneklerde unutma lütfen. İkinci parçaya geçiş sorularında giriş cümlesini bulmak zorundayız arkadaşlar. Giriş cümlesi. Düşünsenize ben bu videoyu açıyorum ve diyorum ki bununla birlikte arkadaşlar. Ya bu ne diyor dersin değil mi? Adam bir şeyi devam ettiriyor dersin. Bir şey konuşmuş herhalde açık unutmuş. Ama şöyle başlarsam. Arkadaşlar merhabalar ben Üstü Hoca artık başlıyoruz diyor giriş yapıyoruz diyor. Yani işte bu tarz bir giriş bekliyoruz. Giriş cümlesini derse giriş gibi algılayın lütfen. Giriş cümlesini bulmanız yetecek. Şimdi uzun uza diye bir paragraf anlatım yapmak çok isterim ama baya bir soru tahmini bizi bekliyor. Şu an soru tahminini net olarak sınav sorusunu ve taktiğini söyleyip geçeceğim olur mu? Çok önemli bunlar. Zaten biliyorsunuz bunları. Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma. Burada da arkadaşlar 1'den 5'e kadar gidecek. Burada 3 4 eğilimi çok fazla arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. 3'e ve 4'e gitme eğilimleri cevaplarda. Hem anlam bütünlüğünü bozan cümlede hem de ikinci parçaya geçti. Işte. 3'ün ve 4'ün cevap olma ihtimalleri her zaman çok yüksektir. Ha cevap 1 olur, 2 olur, 5 olur. Hazır olalım. Hepsini hazır olalım. İnşallah hani 1 olursa çok basit onu söyleyeyim. 5'te de çok basittir. Ama genelde 3'e 4'e ortalara topladığını unutmayın. Sizde böyle bir eğilim olsun cevap yine 1 olsun. Sıkıntı değil sen yine yapacaksın. Ama lütfen 3'e ve 4'e ağırlık verirseniz çok önemli olacak bu. Bakın dikkat. Anlam bütünlüğü bozan cümleyi bulmada uyuma bak uyuyorsun dalıyorsun ya. Neyin peşindeyiz ya? Haydi toparlan hocam sınav sorularını konuşuyoruz. Anlam bütünlüğü bozan cümleyi bulma. Yani akış bozma sorularında arkadaşlar giriş cümlesi yegane kural olmakla birlikte zaman zaman çünkü ama bununla birlikte diye başlayan cevaplar görüyoruz anlam bütünlüğü bozan cümleyi bulmada. Doğal olarak arkadaşlar konu değişimini yakaladığınız zaman yani konunun biraz olsun dışında bir şey yakaladığınız zaman gitmelisiniz. Yani birden beşe kadar Reşat Nuri'yi anlatır eyvallah ama hep böyle eserlerini anlatırken dört numarada der ki Reşat Nuri edebiyatımızın önemli isimlerinden biridir. Yapma bunu yapma. Bak burada akışı bozarsın yani aynı kişiyi anlatmasına rağmen farklı bir tarafından tuttuğu için o da akışı bozar. Geldik 3. soru tarzımız arkadaşlar. Tam 3 adet ikili soru gelecek arkadaşlar sınavda. Yani 6 tane. Bu ne demek hocam? Bir tane metin verecek 18 ve 19'u yukarıdaki metne göre yapın. Bir tane soru verecek 26 ve 27'yi yukarıdaki metne göre yapın. Bir tane soru verecek 32 ve 33'ü yukarıdaki metne göre yapın gibi bu tarz sorular göreceksiniz. Ortalama 6 arkadaşlar. Son 2-3 yıldır bunu ikili ikili soruyor. 3 adet yani 6'şar soruya bağlıyor. Bu sorularda yapacağınız bir şey var. Ama dur onu söylemeden. Yapmamanız gereken şeyi söyleyeyim. Her soru için metni bir daha bir daha okuma yeryüzünün en büyük hatasıdır. Daha büyük bir hata olamaz. En büyük zaman kaybıdır. Daha olamaz ötesi ya. Bu kadar net. Arkadaşlar 18 için bir okuyoruz. 19 için bir daha. Asla ama asla bunu yapma. Ne yapacağız hocam? 18 ya da 19. İlk dikkatimiz olumsuz soru hangisi? O olmalı. Olumsuz soru. Olumlu sorularda da zaten şıklardan gidiyoruz biliyorsunuz ulaşılabilir çıkarılabilir ama öncelikle olumsuz soru burada önceliğiniz olmalı. Olumsuz soru hangisi ise mesela 18-19'da 19 olumsuz bir soru mu değinilmemiştir çıkarılamaz gibi. Önce onunla başlıyorsun. Olumsuz sorularda seçenekleri okuyup metne geçeceğimizden yani satır satır metni inceleyeceğimizden bir daha diğer soru için okumanıza gerek kalmayacak. Sizden ricam hocam ya yok ben yani olumlu da olsa olumsuz da olsa sıra neyse onunla gidiyorum. Önce 18 sonra 19'u çözelim 16 17'yi çözelim tamam hiç sıkıntı değil. İlk soruyu lütfen detaylı inceleyiniz. Yani ilk soruda metni didik didik edin. İkinci soruda metni adeta kapatın. Çok ihtiyaç duyarsanız zaten bakarsınız ama adeta elinizde kapatın hocam. Yani çoklu sorularda ikinci soru için metne ihtiyaç duymamalısınız. Duyuyorsanız artık zaman kaybı başladı demektir. Şu ana kadar yapmadıysanız bile öyle sınavda gözünüz kapalı bunu yapabilirsiniz. Yani bir soru için detaylı inceleme. Metne ciddi bir hakim oluş. Bir, bir buçuk dakika sağlam. İkinci soru için sadece Soruya hızlı bir şekilde bakış. Lütfen tek tek sorulara gitmeyin. Evet değinilmemiştir çıkarılamaz soruları biliyorsunuz metnimiz var. Hangisine değinilmemiştir diyor. Aslında giriş kısmında da vurgulayabiliriz. Şimdi de vurgulamış olalım arkadaşlar. Soru tarzı ne olursa olsun. Gerçi geçtim dün e, sınavda. Evet evet dün söylemiştim. Dün rehberlik videosunda söylemiştim. Sınavda bunları bunlara dikkat videosunda. Soru kökünü mutlaka yuvarlak için alın. Bir daha bir daha söyleyeyim. Yuvarlak içine al ve başla. Neyle? Olumsuz sorularda arkadaşlar ilk adım mutlaka seçeneklerle olmalı. Yani A'yı okuyup bir anahtar kelime, B'yi okuyup bir anahtar kelime almalı. Sonra metne geçmelisin. Sonra burada tek tek eleme yapmalısın. Tamam bunu da lütfen unutma. Burada da bir Denizli Edirne yığılımı vardır. Ama cevap Adana olur, Bursa olur, Ceyhan olur. Saygı duyarız. Bütün seçenekler cevap olabilir her soruda. Ama tekrar tekrar söylüyorum olumsuz sorularda seçeneklerle başlamak zorundayız arkadaşlar. Ne yapın edin mutlaka önce seçeneklerdeki anahtar kelimeleri alın. Sonra metne geç ve eleme yapın. Uzattın hocam. Daha onlarca tahmin ve direkt sorular bizi bekliyor. Hadi devam edelim. Ulaşılabilir sorularında da arkadaşlar bize metin verilir. Hangisine ulaşılabilir denir? Yuvarlak içine alırsın. Seçeneklerden mutlaka önce anahtar kelime avı, sonrasında metne geçersin. Ulaşılabilir sorularının mantığı şu aslında arkadaşlar. Şimdi olumsuz sorularda aynı şey geçerli. Önce seçeneği okuyoruz. Sonra metne geçtiğimiz zaman aklımızda çat pat kalan bazı kavramlar oluyor ister istemez. Ezberlemene gerek yok mutlaka kalacak bunu kaçar yok bir ya da iki garanti. Hiç mi kalmadı zaten gözün sürekli bu yuvarlaklarda olacak senin. Yani sen bu anahtar kelimelere sürekli bakacaksın aslında. Metne geçtiğimiz zaman ilk cümlenin, ikinci cümlenin ve belki de sonrasının inanılmaz anlamlı olduğunu göreceksiniz. Çünkü sizde zaten bazı sözcükler var seçeneklerden dolayı. Metne geçtiğiniz zaman ulan bu hangisiydi Ceyhan bu dur bir de okuyayım. Bu tamam. bir daha, tam bir tane tamam Ceyhan gitti. Bitti cevap bitti ama önce metinle başladığınızda hiçbir şeyin anlam ifade etmediğini göreceksiniz okuyoruz boş yere mesela metni okuyorsun işte yazarlar şunu yapmışlar bunu hiçbir önemi yok yani son kitabında şunu yapmış kitapta aslında okurlar boş sonra geliyorsun A B C D E'ye hangisiydi ya bir daha bir bakayım bir daha bir bakayım yapmayın hocam lütfen bunu yapmayın sizden ricam lütfen olumlu sorularda da olumsuz sorularda da Kesinlikle önce seçeneklerle başlayın. Seçenekleri bir kere de olsa okuyun. Metne geçtiğiniz zaman daha ilk cümlede bile çoğu zaman cevaba gittiğinizi göreceksiniz. Bunu lütfen unutmayın. Daha önce bahsettim ama belki dünkü videoyu izlemeyenler olabilir. Lütfen altını çizmeyin metinlerin. Sadece bazı kavramların çok sık geçen ya da önemli gördüğünüz anahtar kelimelerin altını çizin yuvarlak için alın. Ama sadece kelime dikkatinizi uyanık tutun. Dağılmaları önler lütfen unutmayın. Evet diyalog tamamlama arkadaşlar. Bir muhabir var dikkat soru sorar. Bir yazar var hiç çekinmez uzun uzun cevap verir. E insafsız ya bir cümlelik bir şey söyle ya. Nasılsın de iyiyim de abi ya yok nasılsın. ...vallahi eserimi yazdığım gün şöyleydi ama yazmadım ya geç git oraları uzatma o kadar ama yapacak bir şey yok uzatıyor hocam yazar uzatıyor. Muhabir bazen gaza gelip bir soru daha sorabiliyor. Yazar hiç utanmıyor bir cevap daha veriyor falan. Bazen bu ikili olabilir, birli olabilir hiç fark etmez. İstedikleri gibi sorsunlar hiç fark etmez. Odak noktamız mikrofon Allah aşkına sakin. Odak noktamız, odak noktamız yazarın verdiği cevaptır. Cevabın ilk bir iki satırını okur. Hemen seçeneklerdeki soruları seri bir şekilde deneriz arkadaşlar. Lütfen önce sorularla başlamayın. Tek tek A'yı, B'yi, C'yi belki de cevap edir ne? Ama öncelikle siz yazarın ne demek istediğini alırsanız E'ye kadar hızlı bir şekilde okuduğunuz bir kere okuduğunuz an zaten cevabı bulup çıkacaksınız. Ama önce soruları deneyerek başlarsanız A olmadı B olmadı C o. Yani bir metni okuyorsun bir soruyu bir metin bir soru ciddi anlamda zaman kaybıdır. Önce yazarın verdiği cevabın giriş cümlesi sonrasında hemen seçenekler. Devam ana düşünce sorusu biliyorsunuz arkadaşlar uzun uza diye bir metin. İlk birkaç satır konudur. Sonrasında burada örnekler verir. Şuradaysa arkadaşlar son kısımdaysa mesaj vardır. Bugün 5 dakikanızı almaz. 2022 TYT Türkçe diye girin çıkmış soru. Hepsi yayınlandı biliyorsunuz. Ana düşünce sorusunu yani vurgulanmak istenen nedir? Aslan atılmak istenen nedir? gibi soruları bir açın. Sadece son cümleyi okuyun. Sadece son cümle. Ben genelden risk almaması adına öğrencinin içi rahatlasın diye son birkaç cümle diyorum ama 2022 ya. Son cümleyi oku ve cevabı bir bak. C miymiş? Ha bir bak bakalım C ile ne kadar alakalı. Birebir, birebir. Aynı cümle, aynı. Satır farkı yok. Bitti kelime farkı yok. Eş anlam bile değil. Birebir vermiş cümleyi. 2021. Aynı birebir. 2020, 19, 18, son 5-6 yıl. Birebir arkadaşlar. Ondan önce de öyle ama zaten ben bunları yıllardır vurguluyorum. Son 5 yıldır birebir son cümleyi vermiş. Ana düşünce olduğunu hissettiğiniz sorular. Vurgulanmak istenen nedir? Asıl anlatılmak istenen nedir? Yazar neyin üzerinde durmaktadır? Yazarın vermek istediği mesaj. Parçanın ana düşüncesi vesairesi. Yani hocam bu soruların tamamı mesajı sorar size. Son 1-2 cümleyi okuyup seçenekleri denemek inanılmaz hızlı çözdürür soruyu. Ha metni okuyup zaten anlayacaksınız. O konuda sıkıntı yaşayan hiçbir öğrenci yok. Hocam vallahi okudum bir şey anlamadım. Yok abi böyle bir öğrenci. Herkes çatır çatır anlıyor. Herkes de çok iyi yorum yapıyor ama bazen geç çözüyoruz. Hatta çoğunlukla. Metni satır satır okudukça zaman kaybı yaşıyoruz. 3-4 soru da buradan geliyor arkadaşlar. Paragrafta anlatımsan bir tane arkadaşlar, söylenemez sorusu. Parça anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez? İşte atıyorum Ceyhan'da olaylar devinim içerisinde verilmiştir falan diyor ya ya da Denizli'de farklı cümle türleri kullanılmıştır. İşte bu tarz bir soruda da yine arkadaşlar önce seçeneklerle başlayıp anahtar kelimeleri alıp metin üzerinde hızlı bir şekilde kontrole geçmek inanılmaz fayda sağlar. Zaten paragraf çok uzun biliyorsunuz. Yani paragraf anlatımı daha doğrusu taktikler daha ayrıntılı bir şekilde bütün sorular üzerinde anlatılabilir ama şu an soru tahmini yapıyoruz. Direkt sınav sorularını konuşuyoruz. O yüzden hiç uzatmaya gerek yok. Net olarak olarak bunları bilmeniz yeterli olacak arkadaşlar paragraftan. Onun dışında orijinal sorular saygı duyarız. İşte tırnak işareti içerisinde atıyorum ne olsun. İşte şunu şunu yapanlar hakkında hangisi doğrudur gibi. Orijinal sorular tabii ki gelecek ama tamamı aynı ayarda gelecek. Çok sıkıştığınız zaman seçeneklerle başlamak çok büyük faydadır. 2-3 çık arasında kaldığınız zaman bunlar arasında en genel olan, en kapsayıcı olanı seçmek, en olumlu olanı seçmek her zaman mantıklıdır. ÖSYM'nin cevapları asla olumsuz olmaz. Bunu unutmayın. Yani insanlar çıkarları için hareket ederler. Böyle bir şeyin cevap olma ihtimali yok arkadaşlar tamam. Lütfen bunu unutmayın. Hele ki böyle 3-200, 3-300, 3.500'ün yakın kişinin girdiği bir sınavda olumsuz bir şey asla empoze edilmez. İçiniz rahat olsun. Şıklar arasında en olumlular daima arada kaldığınızda gideceğiniz seçenekler olacak. Bunu da unutmayın. Şimdi sözcükte anlam tamam. Boşluk doldurma altı çizili 3 kelime verip anlamını sorma. Cümlede anlam tamam arkadaşlar. 2 cümle verip ya 1 ya da 2 ile ilgili hangisi söylenebilir söylenemez. Paragraf soru tarzlarının zaten dışında bir şey gelme ihtimali yok arkadaşlar. Tamam satır satır paragraf soruları bunlar. Çok nadiren çok nadiren baştan 3. baştan 4. sıralama sorusu gelebiliyor çok nadiren yer değiştirme sorusu geliyor. Sıralama sorusu gelirse de zaten biliyorsunuz önce giriş cümlesini bulur. Sonra sonuna bakarsınız o cümleyi okursunuz. Nasıl bitiyorsa benzer bir başlangıçta sıralama yaparsınız. İçiniz rahat olsun. Herhangi bir kitapta ne yaptığının önemi yok. Çıkmış soruları çözdün. Çıkmış sorularda ne kadar bu soruların rahat olduğunu gördün. İçiniz rahat olsun. İnşallah kolay rahat bir sınav sizi beklesin. Ya girin sınava böyle parçalayın çıkın hocam. Haydi uzattın devam. Oba! Geldi hocam ses bilgisi. Heyecan doğrukta. İşte istediğimiz anlar bu anlar zaten. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Ses bilgisi, anlam bilgisi tamam. 2019'da cevabımız ünlü daralması oldu. 2020'de soru gelmedi arkadaşlar. 2021'de ünsüz düşmesi, 2022'de soru gelmedi arkadaşlar. Son sınavda ses bilgisi sorusu yoktu. Şimdi ünsüz düşmesi, ünlü daralması. Yani yaklaşık 4-5 yıldır çok uzaklaştıkları 2019 öncesine baktığınız zaman devamlı cevap yaptıkları iki başlık var. Bir tanesi ünlü düşmesi, bir tanesi ünsüz, benzeşmesi. Sizden ricam arkadaşlar bugün bir 5 dakikanızı almaz. Açtınız konu altım kitabını ya da hemen buradan videolardan da bakabilirsiniz. Ses bilgisi birinci bölüm falan diye girin orada göreceksiniz ünlü düşmesini. Hemen örneklere seri bir şekilde bir göz atın. Aynı şekilde ünsüz benzeşmesine de. Bu sene arkadaşlar bu ikisinden birine odaklanmanızı isteyeceğiz. Ama ne olursa olsun ses bilgisi sorularıyla ilgili bakın dikkat taktiğimiz gelecek. Taktiksiz olmaz. Ses bilgisi sorularında lütfen ne olursa olsun cevap. Cevap yine ünsüz düşmesi olsun sıkıntı değil. Ama Seçeneklerde örneği en az olanla başlayınız. Yani önce onu arayın. Bir metin verilecek. Hangi ses olayı yoktur denilecek sorumuz bu biliyorsunuz daha çok. Baktın mesela az önceki ünsüz düşmesi bakın. 2021'de cevap olan. Örneği çok azdır onun. Ünsüz düşmesin. Ufacık sıcacık falan var ya o oh, ünsüz düşmesi. Ya da adaş falan, asteğmen falan. Yani 8-10 örneğin dışına çıkmaz. Zorlarız 15. Devamı gelmez örneği az olduğu için onu görmen daha kolay. Yoktur diyor mesela. Ünsüz düşmesiyle başladın. Baktın yok mu? Cevap bu. 10 saniye. Ya da baktın var mı? Eledin. E 10 saniye. Yani ya hızlı eleyeceksin. Diğer seçeneklere daha hızlı bakacaksın. Yani zaman kazanacaksın. Ya da doğrudan cevaba gideceksin. Doğal olarak her türlü avantajdasın. Mesela kaynaştırma. Kaynaştırmayı lütfen sona saklayın. Ben seçenek olarak geleceğini sanmıyorum ama geldi diyelim. Hatta cevap bile oldu diyelim. Lütfen sona saklayın arkadaşlar. Kaynaştırmayı bulmak vakit kaybıdır. Zor değildir. Vakit kaybedersiniz. Ekine köküne bakacağım derken. Lütfen arkadaşlar kaynaştırma, ulama. Ulama da vakit kaybıdır. Çünkü vardır ya bir yerlerde ulama dursun. Şıklarda çok kullanılmaz zaten. İkinci adlara çalışmanızda büyük fayda var. Var. Hemen söyleyelim. Ünlü düşmesi için hece düşmesi denebilir, değil mi? Ses yitimi hatta. Hem ünlü hem ünsüz düşmesi için ses yitimi diyorlar. Yitirmekten geliyor unutma. Ünsüz benzeşmesi için sertleşmenin yanı sıra ünsüz uyumu ifadesi çok iyi arkadaşlar. Lütfen unutma. Ünsüz yumuşaması için ünsüz değişimi. Bakın yumuşama da fena olmaz. Yani şu ikili arkadaşlar yumuşamada kesinlikle eklenir. Yani çok çok önemli arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması. 1, 2, 3 önemli noktaya değinmiş olduk. Bu üç başlıktan birinin bu sene cevap olma özellikle ünlü düşmesinin cevap olma ihtimali yüksek. Siz yine de hepsine hazırsınız. Hepsine çalıştınız zaten. O anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Cevap kökte ünlü değişimi bile olsa yani bana sana örnekleri biliyorsun. O bile olsa bence rahatlıkla parçalayacaksınız hiç soru işareti yok Peki hocam cümlenin ögeleri haydi geldik arkadaşlar cümlenin ögelerine Artı bir net hatta son dönemlerde artı iki net ama bu sene biliyorsunuz biraz daha dil bilgisini azalttılar Yani 7-8 soru gelecek sınavda doğal olarak bir yerden kısacaklar İki tane cümle ögesi değil de bir tane gelme ihtimali çok daha yüksek Eğer sınavda kolay bir soru gelecekse yani sınavdan çıktığımız zaman hocam vallahi bu sene çok kolaydı ya falan diyecekseniz böyle bir izlenim oluşacaksa kafalarda bir tane cümle verip ögelerini ayırma. Belli ki soru bu. Ama sağlam bir soru sorarlarsa gelirse cümlenin ögelerinden böyle ayırt edici çalışan çalışmayan hocam ayırt edelim sorusu işte o zaman herhangi bir ögenin söz öbeği içerisinde yer alıp yer almaması sorulacaktır. Gelin isterseniz Hemen örnekle onu halletmeye çalışalım. Bakın dikkat. Son dakika taktikleri her zamanki gibi birebir geldi diyor. Bakın son dakika taktikleri her zamanki gibi birebir geldi. Birebir gelen ne? Son dakika taktikleri. Ha bu özne. Yani hocam ya öznemiz bir sıfat tamlaması içerisinde yer almış. Bu demek istediğim bu arkadaşlar. Son dakika taktiklerine çalıştım. Neye? Son dakika taktiklerine. Ha dolaylı tümleç oldu bu sefer de bir sözü beyi şeklinde. Son dakika taktikleri. Ha sıfat tamlaması dolaylı tümleş içerisinde tamam. Yani bir ögeyi herhangi bir tamlama içerisinde olup olmama noktasında sorabilirler. Mesela çorbayı içtik. Çorbayı nesne değil mi? Herhangi bir söz öbeği midir? Hayır. Ama masadaki çorbayı içtik. Hah bu sefer bakın dikkat nesnemiz belirtir nesnemiz bir söz öbeği oldu tamlama içerisinde yer aldı. Ha bu her zaman sıfat olmaz isim tamlaması olur isim fiil grubu sıfat fiil grubu zarf fiil grubu gibi olası bir eylemsi grubuna da hazır olunuz. O gözünüzü korkutmasın arkadaşlar gelen kişi seni sordu Bak gelen kişi seni sordu. Soran kim? Gelen kişi. An en sıfat fiil var. Gelen kişi öznedir ve bir sıfat fiil grubudur. Bu kadar. Hiç kasmayın arkadaşlar. Lütfen kasmayın. Çok çalıştınız. inanılmaz şeyler izlediniz. Kaçırmayacağız. Sözcük türlerine geldiğimiz zaman parça içerisinde altı çizili ifadeleri verip de tek tek türlerini sorma. Evet arkadaşlar çok yüksek ihtimal biliyorsunuz. Ortalama sınavlarda bunu yapıyorlar. Böyle altını çizip arkadaşlar Ortalama ve kolay sınavlarda genelde bu tarz sorular gelir onu söyleyeyim. Yani sıfat demen yeter. Zamir demen yeter. Ama zor bir soru olacaksa biraz daha böyle hani belgisiz zamiri bul falan gibi bir soru gelir. Haberiniz olsun. Ama altını çizip de hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır diyecek gibi duruyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ha, sözcük türleri tek soruyla gelmeyecek. Direkt olarak bir eylemsi sorusu hatta özellikle sıfat ile bakmanızda anası mezar dikecekmiş. Artı ır ir ur ür ekinin olduğu sıfat fiil ekinde lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok çok önemli. Sıfat fiil grubu sorulursa mutlaka sorulacak başlık. Yani eylemsi'den soru gelmemesi zaten yok gelecek ve sıfat fiil üzerinden gelme ihtimali de çok yüksek bunu lütfen unutmayınız. Evet noktalama işaretleri abi ters eğik çizgiler eğik çizgiler aman ya Rabbim alttan tireler üstten bilmem neler 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 var. Valla denden bile var bak denden denden o bile var. Var da sınavda gelenler sınavda gelen 3 tane noktalama işaretimiz var. Virgül 2 nokta ve noktalı virgül. Bu üçünü halledip de soru kaçıran bir öğrenci yeryüzünde yok arkadaşlar. En azından ülkemizde öyle birisi yok. İçiniz rahat olsun. Yani hocam ben bir günün nerelerde kullanılıp kullanılmadığını biliyorum. Bu adamın soru kaçırma ihtimali yok yok yok. Hocam terse ilk çizgi gelirse tek başına. Abi sorsun sen zaten eleme yöntemiyle bulacaksın. Buraya gelmez şuraya gelir su şu olmaz. Buraya virgül gelirdi buraya sanki iki nokta o zaman buraya gelir gibi. Eleme yöntemiyle zaten bütün noktalama işaretlerini yapabilirsin. Ama odak noktanız arkadaşlar virgül 2 nokta noktalı virgül olacak. Daha da önemlisi virgülün kullanılmadığı yerler. Yani virgülün yanlış kullanımı tekrar karşımıza gelecektir arkadaşlar. Şart kipinden sonra kullanılmadığını unutmayınız. Yani sahseden sonra virgül gelmez. Ama tekrar ediyorsa gelir demiştik. Bakın bu da çok önemli bir vurgudur. Hayati vurgudur. Bunu gözden kaçırdığından gitti zaten. Lütfen dikkat. Şart kipinden sonra sahseden sonra gelmez ama dinlerse yaparsa güzel olur. Derse mecbur kullanacağız. Yani sıralanan her şey arasına virgülü yapıştırabiliyorsunuz. Sıkıntı yok orada. Sıralananlara virgülü yapıştır. Ama tekrar tekrar vurguluyorum. Tek başına bir şart kipinden sonra kullanma. Zarf iğneklerinden sonra kullanma. Kenya'lı Asiye'den sonra değil mi? Buradan ayrılalı uzun zaman oldu. Ayrılalıdan sonra virgül gelmesin artık. İkilemeler arasında bir zahmet yavaş yavaş kullanmasın. Zarf fiil görümündeki mumiden sonra mesela bu videoyu dinledim mi? Çok mutlu oluyorum. Ne zaman? Dinlediğim zaman aslında. Dinledim mi derken? Dinlediğim zaman. Dinlediğimde değil mi? Yani orada dinleyince hatta önce önce zarf fiil görevinde kullanılan bir mımi görüyoruz. Şunu şöyle yaptım mı? Vallahi çok iyi. Gibi 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 gibi. Tamam net. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra yani hem hem'den önce ya ya'dan önce falan ya da sonra amman dikkat. Virgül tercih etmeyiniz. Zaten virgüller bağlaçlarla çok alakalı olmasın. O varsa o olmasın mümkün mertebe elensin. Peki hocam. Virgülün nerelerde kullanılmayacağı yerin karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Lütfen virgüle son kez bakmaya bakmakta fayda var. Zaten ben çok aslında bakmayın, çok uğraşmayın diye buraya yazdım aslında. Sadece şunlar bile yeterli olacak. Zaten hazırsın. Başka hocam yazım kuralları. Her sene olduğu gibi arkadaşlar. Bitişik ayrı yazımlar yine ön planda olacak. Tamam bitişik ayrı yazımlarda soru işaretimiz yok zaten. Belli kurallarımız var, istisnalarımız var. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey şu. Lütfen bu videodan sonra gün içerisinde inanılmaz bir zamanınız kalacak. Çalışın mutlaka, göz atın ama şunu yapın. E, lütfen kanala ya da böyle YouTube'a arama motoruna yazın çıkacak. TDK uyarı ve istisnaları Rüştü Hoca diye yazın mutlaka. TDK uyarı ve istisnalar. Bunu yazın. Ben bunu tek bir video yapmıştım arkadaşlar birkaç ay önce. Bütün uyarı ve istisnaları Türk Dil Kurumu'nun vermiş olduğu maddelerin uyarılarını ve istisnalarını tek bir videoda toplamıştım. Lütfen bunu izleyin arkadaşlar. Bu çok fayda sağlayacak. Sürekli istisnaları soruyorlar çünkü. Sürekli olarak böyle her şeyi anlatıyor anlatıyor uyarı diyor. Uyarıyı soruyor. Uyarıya benzer bir şey soruyor. Doğal olarak sizden ricam bugün mutlaka TDK uyarı ve istisnaları videomu izleyin. Ne yapın ne edin. İnanılmaz faydası olacak. Kesinlikle o ayrıntıları oturacaksınız. Peki hocam direkt olarak bir başlık gelirse bu sene düzeltme işaretinin gelme ihtimali çok yüksek. Yani bitişik ayrı yazımdan çıktı diyelim. Yani onu eledi diyelim diyelim ki sormadı bu sene. Tek başına nokta atış bir başlık sorusu geldi. Kısaltmaları çok sordular arkadaşlar bu aralar. Gelirse inşallah gelir yaparsınız. Gelirse yaparsınız orada soru işareti yok. D ve yıllardır sorulmuyor. Sürekli D ve K sorulacak algısı oluşuyor ama bir türlü gelmiyor D ve sorusu. Ya sorulursa zaten yaparsınız. Sayıların yazımından tek başına soru çok bariz olur, basit olur. Çünkü 3-4 tane canavar konu şey var, başlık var sayıların yazımında. Bir 8-9 madde var ama 2-3 tanesi. O 8-9 maddenin birçoğu zaten biliyorsunuz. İşte kesir sayı, sayıları virgülle gösterilir. Roman rakamları şurada kullanılır. Saçma sapan onlara gerek yok zaten. Nerede soracak onları? 3-4 tane adam akıllı sayı grupları ayrı yazılır. Üleştirme sayıları yazılır. Yazı ile yazılır yazdır falan gibi 2 3 tane kural var. O yüzden tek başına sayıların yazımı zor olabilir. Ama düzeltme işareti derya denizdir. Düzeltme işaretiyle ilgili de madde videoya bakılabilir. Ama zeka, hikaye, dükkan, mekan, kağıt gibi günlük hayatta 100 kere, 1000 kere, 1 milyon kere kullandığımız şu kelimeleri de sorabilirler. Hazır olmanızda büyük fayda var arkadaşlar. Yazım kurallarında lütfen böyle çok uç bir kelime geleceğini düşünmeyin. İçiniz çok rahat olsun. Bitici harf yazımlar eyvallah kurallara zaten hakimsiniz ama istisnalara da çalışınca bugün hiç açınız kalmayacak. Büyük küçük harf yazımından gelirse soru çok daha basit olur. Onu söyleyeyim sorulursa daha basit olur. Ama düzeltme işareti bir bakılsa iyi olur diyorum. Sözcükte yapı inanılmaz. Sözcükte yapı ile ilgili arkadaşlar gelme ihtimali en yüksek olan soru tarzı hem yapım hem çekim eki alıp almadı. Yani bunu sorabilir arkadaşlar bu çok yüksek ihtimal. Ha tek başına gövdeyi sorabilir. Yapım eki almışsa, bir tane yapım eki alsa bile gövde biliyorsunuz. Birden fazla yapım eki varsa o sözcük ne olacak? Gövdeden türemiş sözcük olacak. Ya da yansımadan türeme, fısıltı, horultu, bu ıltı, iltiler aman dikkat, tehlikeli olabilir. Ama yine de hocam, ya iki üç tane soru tarzı var biliyoruz ama illa bir seçelim arasından derseniz bence arkadaşlar bu sene bir sözcüğünü hem yapım hem çekim eki alıp almadığı bilgisi çok daha yüksek ihtimal. Lütfen cebinizde kalsın. Sözcük yapıda en kaliteli soru bu olur. Bunun dışında altını çizer sözcüklerin hangisi yapısı bakımından farklıdır der. Basit türemiş birleşik buna da hazır olmak lazım ama yine de hem yapım hem çekim eki almıştır ya da almamıştır gibi sorulara hazır olalım. Sevgilerde ifadesi mesela sevmek kelime kökü sevgi fiilden isim yapmış yapım eki. Larler çokluk daha de bulunma. Bakın hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük. Sevgilerde ifadesi Behçet Necati gel selam olsun. Evet sevgilerde ifadesi arkadaşlar aynı zamanda gövdedir. Bir tane yapım eki barındırdığı için en az ona gövde diyoruz unutulmasın lütfen. Süper. Bence sözcükli yapıda da çok bir sıkıntımız yok. Anlatım bozukluğu ve cümle çeşitleri çıkmayacaktır arkadaşlar. Anlatım bozukluğu 2016'da 2 adet soruldu. Son 7 yıldır anlatım bozukluğu yok. Rahat son 5 yıldır da cümle çeşitleri yok. Yani neredeyse son 5-6 yılda arkadaşlar anlatım bozukluğu cümle çeşitlerini adeta... Çıkardılar yok yani baya baya sorulmuyor ama işte müfredatta yok müfredattan çıkarıldı gibi bir açıklama gelmedi. O yüzden de biz tabii ki yıl boyunca bu konuların hem soru çözümlerini yaptık hem konu altınlarını yaptık hem kitaplarımıza koyduk. Risk asla almadık hepiniz çalıştınız ama son dakikada bunların gelmeyeceğini bilmekte fayda var. Son kez şöyle bir tur atalım sözcükle yapı evet eyvallah hem yapmam çekim bir çıkar yazım düzeltme işareti virgül muhabbeti noktalama işaretlerinde sözcüklerinde sıfat zamir ikilisi çok önemli arkadaşlar çok önemli mutlaka bir kavram haritası yapın bir bakın. Onun dışında direkt olarak soru gelirse eylemsi sorusu cepte olacak demiştik. Ögelerden söz öbe ile birlikte sorma cepte olabilir. Lütfen cebinizde kalsın. Ünlü düşmesi, yumuşaması, ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi cepte. Paragraf soru tarzlarının tamamını konuştuk arkadaşlar. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Eyvallah. Başa doğru gittiğimizde cümlede anlamla ilgili nokta atışımızı yaptık. Sözcükte anlamla ilgili nokta atışlarımız yapıldı. E doğal olarak burada çok bir soru işaretimiz kalmadı. Şöyle bir kaydırdım hocam sonlara doğru geldim. Hemen beraber ilerleyelim ses bilgisi dedik bunların hepsini verdik ögeler sözcük türleri evet en son buraya kadar gelmiştik süper bence güzel gitti yaklaşık bir 40 dakikalık periyot arkadaşlar yani tam bir ders saati oldu aslında bir derste bütün soru tarzlarını konuşmuş olduk bunlar nokta atış soruları arkadaşlar içiniz rahat olsun yine de hocam benim vaktim var zamanım var. Geçtiğimiz yılın soru tahminleri, işte geçtiğimiz yılın mesela daha doğrusu bu yılın MSU'su, o sorularda da verdiğimiz tahminler de çok değerlidir, altın değerindedir. Yani MSU nihayetinde küçük teyitedir yani bir anlamda. O, az, o açıdan onlar da fayda sağlayacaktır. Bunlar yeterli olacak, içiniz rahat olsun. Dün atmış olduğum sınavda bunlara dikkatle lütfen cebinizde kalsın olur mu? E o zaman haydi geçelim biraz da edebiyatı konuşalım. Bakalım edebiyatta neler olacak? Evet 2023 AYT edebiyat tahminlerim. Edebiyat tahminlerinde tabii ki böyle direkt yazarları, isimlerini böyle eserlerini falan göreceğimiz için biraz daha heyecanlı bir fasıl sanki başlayacak. Evet ilk 4-5 soru biliyorsunuz. Anlam bilgisi sorusu zaten. Buna hazırız. O kadar da değil. Tamam hocam burada eyvallah. İlk 4-5 soru anlam bilgisi. Güzel. Nasıl gelir bunlar hocam? Ulaşılabilir, çıkarılabilir ya da değinilmemiştir. Yani en az iki tane falan arkadaşlar paragraf sorusu göreceksiniz. Bir tane de böyle altı çizili ifadenin parçaya kattığı anlam. Ya da bir numaralı cümle için şu söylenebilir, iki numaralı cümle için bu. Yani cümle analizi de istenebilir sizden. Yani şöyle cümle analizi derken. Mesela bir tane metin verir, A şıkkında der ki birinci cümlede daha önce yaşanmış bir olay anlatılmaktadır gibi. Bursa'da der ki mesela ikinci cümlede bir sonraki cümlenin gerekçesi. Sonucu açıklanmıştır gibi gibi gibi. Tek tek cümle analizi. Bu sorularda lütfen Edirne ile başlayın. Edirne'yi inceleyerek başlarsanız daha hızlı çözersiniz. Bunu da unutmayın hocam. E o zaman... Tamamdır harika burası tamam yani 2023 AYT edebiyatın ilk 3-4 tanesi zaten anlam bilgisi nokta atışlar gelsin hocam edebi akımlar haydi başlıyoruz İnanılmaz bir tahmin videosu bu yani baya baya şu gelecek diyeceğimiz bir tahmin videosu edebi akımlar her sene artı bir netle karşımıza çıkıyor bu senede %100 gelecek ben son 3 yılı sizlere aktaracağım ki neyin geleceğini kendiniz dahi çok daha tahmin edebilirsiniz bakın 2020'de arkadaşlar bir klasizm oldu bir de romantizm oldu yani bir boşluk verildi boşluk doldu doldurma sorusu arkadaşlar. Hatta ÖSYM'nin yayınladığı kitapçıkta A seçeneğidir. Boşluk doldurma sorusu verildi. Klasizm ve romantizmin o boşluğa konulması istendi. 2020'de çok klasik bir soruydu bu. Yani klasizm romantizm. Tamam hocam ne var ki dedik ve yaptık. İşte bunun acısı 2021'de çıktı hocam. Ekspresyonizm. Ekspresyonizmi sordu. Sonra biraz daha böyle sürrealist yani rüya falan fistan, bilinç dışı şeyler, bilinçaltı şeyler aklın kabul edilmediği şeyler falan soruldu. Yani son iki yılda baya baya klasik başlıklardan uzaklaşıldı. Bizi bekleyen başlıklar neler hocam? Sembolizm, romantizm, naturalizm, klasizm ve realizm. Bakın arkadaşlar burada sürrealizm yok. Çünkü 2022 sorusu. Tekrar sorma ihtimali, cevap yapma ihtimali yok. Seçeneklerde olursa direkt eleyeceğiniz şey. Doğal olarak bu sene arkadaşlar şu klasik başlıklardan bir tanesi tercih edilebilir. Sembolizm bir adım daha önüne duruyor. Neden hocam? Çünkü 2021 ekspresyonizm inanılmaz bir başlık. 2022 biraz daha böyle sürrealizm biraz daha böyle romantizm realizme doğru yanaşan bir başlıktır sembolizm. Yani sembolizme odaklanmak fayda sağlayacak gibi ama tekrar söylüyorum sembolizm, romantizm, naturalizm, klasizm ve realizm bu senenin arkadaşlar cevap olma ihtimali en yüksek olan başlıkları. Normalde 20'ye yakın akım var arkadaşlar. Egzistansiyalizm, letrizm, dadaizm değil mi? Bir sürü var. Fütürizm gibi. Fütürizm gelecekçilik. Dadaizm kural tanımazlık unutmayın. Letrizm harfçilik. Hani ben bunları sayarken hocam o neydi falan gibi aklınıza soru işareti kalsın istemem. Onları da say saymışken söylemiş oldum. Ama bunları cebinize koymanızda büyük fayda var. Divan edebiyatından Nazım türleri arkadaşlar biliyorsunuz garanti sorudur. Banko sorudur. Hiç kaçmaz. En son gazavatnameye cevap yaptı. Öncesinde pentnameye cevap yaptı. Yani buralarda geziyorlar onu söyleyeyim. Fütüvetnameyi hemen hatırlatalım. Ahilik teşkilatı hakkında bilgi verecekti. Siyasetname devlet yönetimi hakkında bilgi. Kısa Asenbiya peygamber hikayeleri. Sefaretname... Elçilerin gezi yazısı derim bir nefes alalım. Seyahatname gezi yazısı eyvallah. Letaifname dikkat fıkrayıcı ve mizahın olduğu eserler. münşaat, güzel yazı örneklerin olduğu mektupların yer aldığı eserler. Teskire, yani kişilerin ün yapmış kişilerin alanında değil mi? Hayat hikayelerinin yer aldığı eserler. Dikkat ve vakainame tarih yazıları. Siyer Hz. Muhammed'in hayatı. Gazabatname din uğruna savaşlar. Surname şehzade sünneti. Bazen de hanım sultanların doğumu. Yani her zaman şey değildir. Ee, şehzade sünneti olmak zorunda değil dikkat. 40 hadis açıklaması eyvallah. Bunun dışında kıyafetname dış görünüşten ahlak yapısını çıkarma. Kıyafetname çok iyi arkadaşlar. Yani bu sene olası bir kıyafetnameye hazır olmakta fayda var. Aman dikkat kıyafetname. Yani insanların dış görünüşlerinden dikkat yorumlarını yapma yani karakter yorumları yapma. Menakıbname cepte kalsın lütfen menkıbe kelimesinden. Velilerin kerametnameleri dikkat et, kerametleri. Kerametname de güzel bu arada. Velayetname ise velilerin yaşama hakkında bilgi verecek. Buradan soru gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Devam divan şairlerindense. Şeyh Galip Şeyhi Nabi Nedim Ahmedi ve Ali Şinnevai altılısı inanılmaz altılıdır. Olmazsa olmaz altılıdır. Yani bu isimleri görmeme ihtimaliniz yok. Ben yine de yanına bazen anahtar kelimeler yazdım. Onları bir hatırlatacağım. Kulaklara hitap edeceğim. Aşinalık oluşsun. Yarın sıkıntı olmasın. Şeyh Galip için Hüsnü Aşk aman dikkat Sepki hindi. Yani eserde sorulabilir. Etkilendiği akımda sorulabilir. Şeyhi için Hüsnü ve Harname başlıkları dikkat çekecek. Nabi için Hayriye Hayrabat aman dikkat şurada Hayriye yazıyor olsun. Surname. Nedim için şarkılar önemli ve lale devri vurgusu. Ahmedi için İskendername, Amman dikkat, Cemşidi Hurşit unutulmamalı. Ali Şirnevay ise zaten her sene biliyorsunuz bir şekilde ya cevap ya seçenek. Mecalis'in nefaisle, muhakemeti lügateynle, hamsesiyle ön plana çıkan isimlerden olacak. Halk edebiyatına geldiğimiz zaman hayır nokta atışlar devam etsin. Hiç evelemeden gevelemeden nokta atışlarda devam ediyoruz. Koşma. Bakın halk edebiyatında çok bir malzeme yok onu ben size söyleyeyim açık açık. Çok aman aman bir malzeme yok. O yüzden de nazım biçimlerinden özellikle koşma zaman zaman mani ama özellikle koşmanın hani 11 lc ölçüsüyle yazılan koşmanın soruma ihtimali yüksek. Koşma nazım biçimine yazılmıştır yazılmamıştır cepte kalan bir ifade biliyorsunuz. Eğer yazar sorulacaksa kaygusuz abdalar her zaman bir adım öndedir. Çünkü çok fazla eser vermiştir arkadaşlar inanılmaz. Çok eser verme noktasında şiir bazında özellikle Aşık Ömer cepte kalmalı Aşık namesiyle şair namesiyle ama şu Budala nameler Mugla'da nameler falan yani gelirse biraz zor ihtimal halk edebiyatından böyle 2-3 soru gelmesi ama bir tane soru gelir o da muhtemelen nazım biçim olur koşma falan olur ama kaygı sabdalı cebinizde kalsın arkadaşlar. Tanzimat dönemine baktığımız zamansa Namık Kemal ya da Ahmet Mithat'ın olmazsa olmazlardan olduğunu biliyorsunuz. Namık Kemal ise sınav olmaz arkadaşlar. Son 15-16 yılda 12-13 defa soruldu adamlar bunu. Yani Namık Kemal illaki. Arkadaşlar bu arada bu arada şunu da söyleyeyim. Ben şimdi öncelikle nokta atışlarla gidiyorum. Sonra bu videonun sonuna devamında arkadaşlar çok güzel bir yazar eser koydum. Mesela Namık Kemal gelir diyorum ama Namık Kemal'in gelebilecek eserlerini de derledim. İçiniz rahat olsun. Yani videonun sonunda şov sizi bekliyor. Videonun sonunda başlıyor video aslında. Sondan başlayacağız video. Şu an sadece nokta atış yapıyoruz. Ahmet Mithat, Namık Kemal'siz sınav olmaz arkadaşlar. Lütfen unutmayınız tanzimattan soru geldiğinde. Servet filmine baktığımız zaman Cenab Şahabettin ve Halit Siyasız sınav olmadığını görüyoruz. Tevfik et Süleyman Nazif gibi yine gelme ihtimali yüksek olan isimler var ama Cenab Şahabettin'in bu sene sorulma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. 2023 AYT sorusu olabilir Cenab-ı Şahabettin. Hatta eseri Elhan Işita ile gelebilir. Elhan Işıta ne bileyim küçük bir parça verilir. Ben şuraya bir 2023 AYT yazayım da sonra hocam şiirini sordular. Şiirinin adını vermediniz demeyiniz. Her sene olduğu gibi nokta atışlarla gidelim. Elhan Şita yani kış musikileri anlamına gelen. Kış musikileri dikkat. Elhan Şita şiiri çok tipik bir şiirdir. Cenab-ı Şahabettin'i, Servet Füyün'ünü, Servet Füyün'ün yapan. Onları gerçekten tam anlamıyla simgeleyen bir şiirdir. Cebinizde kalsın cenab Şahabettin. Birazdan yazar eser muhabbeti de anacağız yine. Milli Edebiyat dönemine geldiğimiz zamansa <laughs> Yakup Kadri halde Edip ve Refik sınavın yine olmayacağını görüyoruz. Özellikle arkadaşlar Yakup Kadri olmadan sınav olmaz. Eserlerini yine birazdan konuşacağız ama yine de Nur Babasız değil mi? Sodom ve Gomoresiz dikkat! Yabansız Ankara'sı sınav olacağını sanmıyoruz. Yakup Kadri önemli. Hocam yani eser içeriği sorulursa evet Yakup Kadri'den gelebilir arkadaşlar eser içeriği. Ama hiç sıkıntımız yok. Eser içerik kampından hemen böyle bir milli edebiyat dönemine falan bakılabilir. Yakup Kadri'ye bakılabilir. Ama lütfen çok kasmayın. Zaten şimdiye kadar fazlasıyla attık videolar ve izlediniz. İçiniz rahat olsun. Şu an sadece isim bazlı gideceğiz. Birazdan yazar esere geçeceğiz. Show başlayacak. Lütfen dikkat. Cumhuriyet döneminden arkadaşlar. Lütfen. Aman yine ben bunları yazar eser olarak karşınıza getireceğim. Samiha Ayverdi. Hani bu Mesih Paşa imamıyla değil mi? Karşımıza gelen İbrahim Efendi konağıyla. Abdülhak Şinasi Hisar birazdan alacağız çok fazla yazar, yazar esere girmemeye çalışıyorum ee, orada konuşacağız ama bu isimlere lütfen dikkat edin. Cemal Süreya, Sezai Karakoç Ahmet Hamit Tanpınar, Cahit Sıtkı Ahmet Kutsi, Erdem Bayazıt, İsmet Özel Halid Enusret Zorlutuna, Alev Alatlı benim biliyorsunuz son dakika tahminlerim içerisindeydi aslında. Dediğim gibi 1980 sonrası roman moman diye böyle cumhuriyette ufak ufak elemeler yapılınca biraz sorulma ihtimali düştü ama yine de Alev Alatlı cebinizde kalsın. Peyami Safa arkadaşlar yani en bilinmesi gereken isimler bunlar. Sizden ricam bugün 5 dakikanızı almaz videonun sonunda Şöyle bir arkanıza yaslanın hocam. Aa, neydi bu Samiha'yı İver? Bir bakayım kitaptan. Hiç telaşa gerek yok. Zaten edebiyat sonrasında olacağı için tyt'nin yani siz bir şekilde gün içerisinde yine bakacaksınız, yine çalışacaksınız. Hatta edebiyat için söylüyorum arkadaşlar. Sınava gidene kadar yani salona gidene kadar ki süreçte bile bakmanızda notlara şöyle bir göz atmanızda büyük fayda var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta yazar eserleri arkadaşlar ses kaydı gibi yani kulaklıktan da ses kaydı yapmanıza gerek yok. Kulaklıktan da arkadaşlar çok rahat dinleyebilirsiniz. Telefonda da anneniz babanız, abiniz, ablanız kim gelirse artık ona bırakabilirsiniz. Yoksa emanete bir şekilde bırakırsınız. Yani yanınızda son dakikaya kadar dinleye dinleye gitmenizde yazar eserler özellikle bence büyük fayda var. En bilinmesi gereken eserler bunlar. E o zaman haydi gelsin yazar eser tahminlerimiz. Ahmet Hamdi ile ilgili soru geldiğinde arkadaşlar. Huzur, sahnenin dışındakiler, beş şehir gelme ihtimali en yüksek olan eserler. Zaten saatleri ayarlama enstitüsü, Abdullah Efendi'nin rüyaları falan bunlar cepte. Burada çok sıkıntımız yok. Mahur beste falan bunlar da gelmesi gerekenler. Dikkat. Sezai Karakoç'tan soru gelirse Hızırla 40 saat Çahtamar bunun dışında Körfezi vesairesi onları zaten biliyorsunuz. Cemal Süreyya Üvercinka, Erdem Bayazıt dikkat sebep E, Cahit Zarifoğlu işaret çocukları fazla üstün dağlarca bakın burada farklı isimleri de ekledim. Bu yazar eser çok faydalı olacak arkadaşlar son dakikada. Fazla üstün dağlarca Üç şehitler destanı. Kemalettin Kamu Bingöl Çobanları, Ahmet Kutsi Tecer. Köşebaşı Koç Yiğit Köroğlu, Cahit Sıtkı, Ömrümde Sükut, Dikkat, Necip Fazıl, Örümcek Ağa, İlhan Berk, Dikkat, Güneş Yakanların Selamı, Cahit Gülebi, Adamın Biri, Oktay Rıfat Orozcu, Karga ile Tilki, Şinasi, Asilsar, Dikkat, Fahim Bey ve Biz, Aynı Zamanda Boğaziçi Mehtapları, Yalıları falan ayrı ayrı eserleri var. Halikarnas balıkçısı Mavi Sürgün Aganta Bruna Bruna Ta Samiha Ayverdi İbrahim Efendi Konağı Sait Faik Kabası Yanık Dikkat Semaver Yakup Kadri Sodom ve Gomore Dikkat gelebilir Halde Edip adı var Sinekli Bakkal Mahmut Makal Bizim Köy Emin Işın Azap Toprakları Ak Topraklar falan da var Nazım Hikmet Dikkat 835 Satır Ziya Osman Sabah Sebil ve Güvercinler Halit Fahri Ozansoy, Aruzo Aruza Veda Peri Kızı ile Çoban Hikayesi Orhan Seyfi Orhan Ve Namık Kemal Zavallı çocuk Arzem Şah dikkat Celalettin Arzem Şah cepte kalması gereken eserler arkadaşlar bomboş bir sayfa bizi bekliyor. Elinizden gelen her şeyi yaptınız. Yarın sınavımız var kasmak yok bugün erken yatmak var onu söyleyeyim bir 10.30-11 uyuyamayacaksın orası kesin ya yani ister istemez sağa dön sola dön 1-2'yi bulabilir hiç soru işareti yok ama zihnin dinlenmeli artık saat böyle 10.30-11 gibi uzandır hocam şöyle o gözünün önünden bir yıllık o genel çalıştığın yıl geçti hazırım ya ben dedin elinden geleni yaptın emeğiniz karşılığında zaten karşılık alacaksınız o yüzden hiç kasmaya gerek yok. Adam akıllı çalıştınız, elinizden gelen her şeyi yaptınız, bazen uykusuz, bazen aç susuz kaldınız ama değecek. Fedakarlık yapmadan asla başarı gelmediğini hepimiz yaşıyoruz, yaşayarak biliyoruz ve bunları aktarıyoruz arkadaşlar. Öyle çalışmadan oturduğun yerde hocam valla bakalım ya ben bir tane test çözdüm ama herhalde olmaz abi değil mi bunu biliyorsun. Doğal olarak <laughs> sizden ricam arkadaşlar artık emeğinizi karşılığında alacağınız zaman geldi. Çok kasmanıza gerek yok. Son gün böyle abi 8-10 saat çalışayım falan. Hayır sadece bu tahmin videosunu izlediniz çok böyle kafanızı kurcalayan ya hocam ben şu konu hiç bir gitti ya kafamdan sanki ufak bir kontrol ufak bir tekrar küçük bir tekrar yapılabilir deneme meneme çözmek yok asla çünkü bugün deneme çözersin yani atıyorum 40 net yaparsın falan bir anda bir rehavete kapılabilirsin ben bu, bu 40 net güzel bir şey ama rehavete kapılabilirsin genelde kötü gelir son dakikalarda 25-20-25 falan yaparsın sonra da hocam vallahi benim yarınki sınav gitti gerçekten gider o zaman bir sonraki videoda sınavdan sonra değerlendirme videosunda inşallah görüşmek üzere kolay gelsin